Merhaba arkadaşlar, bugün 7. sınıflarla çalıştığımız maymun kuklamızın nasıl yapıldığını göreceğiz burada. Kullanmamız gereken parçalar burada. İlk önce parçalarımızı tek tek zımparalıyoruz ve ardından montaja başlayacağız. Montajı yaparken ilk önce kuyruğu takalım. Zaman kaybetmeden. Şurada denk getirmeniz gerekiyor. Bütün delikler birbirine denk gelecek şekilde. Ve oldu. Burada da gözüküyor artık tahtamız. Kuyruğumuz hazır. Bunu kesmemiz lazım. Keskiyle kesiyoruz. Sıra geldi ayakları yapmaya. Ayaklarımız buradaki gibi sabit duracak. Kullanmamız gereken parçalar bunlar. Şu ikisi. Şunları biraz itelim. Ve bu küçük iki parçamız. Bu iki parça birbirinden farklı iki parça. Bunları kullanacağız. Şu an yapmamız gereken tek şey sadece bunları yapıştırma işlemi. Yapıştırırken tutkalımızı ben şurada poşete sıkmıştım. Buradan yapacağım. Tahtamızın tam köşesine denk gelecek şekilde yapıştırıyoruz. İşte. Ve diğer parça da yanına gelecek. Ters tarafını ovaladık. İşte böyle. Tam köşeye denk gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Diğeri için de aynı işlemi uyguluyoruz. Tam köşeye denk gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Bakalım bu da böyle olmuyor. Böyle olması lazımmış. İşte hazır. Şimdi tahtaya monte edeceğiz. Monte ederken tam böyle ortadan değil de bunu da köşeden monte edeceğiz. Hani bir kısmı dışarıda kalacak tahtanın. Hazır. Da denk getirelim. İşte oldu. Tekrar tutkağa sürüyorum. İki tarafına yapıştıracağım. Şimdi bunu yapıştırırken neye dikkat etmeniz gerekiyor söyleyeyim. Birincisi yapıştırdığınızda bacaklar birbirine biraz aralıklı olmalı. Yani şurada kuyruk var sonuçta. Kapalı olursa hoş gözükmeyecektir. Ve en önemli şey şu.
Gövdenin bu tarafında büyük bir delik var ve deliğin olduğu kısmında bacaklarımız olacak. Çünkü kafayı da buraya monte ediyoruz. Ama burada kafayı monte edeceğimiz boşluk bulunmuyor. Bu yüzden kaçırmayın. Bu deliğin olduğu yere bacakları yapıştırabilirsiniz. Sıra geldi kollara. Şimdi gövdemizi şöyle bir bırakalım. Kollarını yapalım. Bu parçamızı aldık. Burada iki parçamız daha var. Ve vidalarımızı takacağız. Bunun için matkap kullanmalıyız. Yaparken kolları çok fazla aşağıdan yapmayın. Daha yukarıdan ve uçtan yapın. Vidayı taktığınızda kolun sallanması gerekiyor. Yani çok fazla sıkıştırmanıza gerek yok. Bunu da diğer tarafa yapalım. İşte hazır. Kollarımız da oldu. Şimdi kolların bir kısmı hazır. Gövdenin bir kısmı hazır. Yapacağımız şey şu. Vidalar delikli kısmın olduğu yere ters gelecek. Görüntü kötü olmasın diye. Ve bunu buraya yerleştiriyoruz. Arada iki tane boşluğa denk gelecek şekilde bunu birazcık takabiliriz. Çok fazla yapmadım. Biraz burada boşluk bıraktım arkadaşlar. Çünkü daha kafasını yerleştireceğiz. Kafasını yerleştirirken şu üst kısmı boyun değil şapkadır. Aynı buradaki gibi olacak. Buraya çakmamız lazım. İşte oldu. Hop. Tamam. Bir kısmı tamamlandı. Sıra geldi ellere. Elleri bu uç kısma yapıştıracağız. Yapıştırırken buradaki gibi köşe kısma üste gelecek. Çünkü bu boşluklardan ip geçecek. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Dikkat etmeniz gereken nokta, bunu da uçla uca yapıştırıyorsunuz ve bu kırık kısım yukarıya gelecek. İşte olacak, şöyle olacak. Bu da tamamlandı. Sıra geldi gözleri ve burnu yapmaya. Burnu torna makinesinden geçiriyoruz ve bu ahşap parçasını bu hale dönüştürüyoruz. Torna makinesini nasıl kullanmanız gerektiğini sınıfta zaten sizlere gösteriyorum. Bunu yapıştırmamız buraya yeterli olacak. İşte. Ve gözler. İki gözümüz var ve en küçük ince kameralarımızı alıyorum. Bunlara yerleştirmem lazım.
yardımcı olsun biraz. Birinci gözümüz hazır. İkinci gözümüz de hazır. Bunları da buraya monte ettiğimizde çalışmamız tamamlanacaktır. Bunun için bize ihtiyacımız var. Tornavidaya benziyor ama ucu sivri. İki tane göz boşluğu açalım. Tüm gücümle bastırıyorum buraya. Birinci göz için. İkinci göz için. Karga burun yardımımıza koşsun. Şu burnu bir çıkartalım. Şimdi daha kolay çalışacağız. Biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Hem çeviriyorum bizi, hem sağ sola hareketler yapıyorum. Böylece delik biraz daha büyümüş oluyor. Kavelanın sığacağı kadar boşluk çıkarmaya çalışıyorum. Kavela uçtaki küçük tahtamızla. Bir de olacaksın. Burnu da yapıştırdıktan sonra geriye sadece ipleri takıp maymunumuzu oynatmak var. İpleri nasıl takıyoruz? Hemen gösterelim. Şöyle bir tahtamız var. Üstünde 4 delik var. En dışarıdakilere takacağız ilk önce. Şu oldu. Şimdi buradan geçecek. Son olarak buradan geçecek. Bu uç kısmı da şöyle boncuklarımız var. Bunlardan bağlarsak çok daha şık duracaktır. İşte oldu. Hadi diğer tarafını yapalım. İpin diğer ucunu da buradan geçiriyorum. Aynı şekilde
elin üst kısmından. Şuradaki gibi. Bir dakika. Buradan geçiriyoruz. Ve yine şuradan. Koldan da geçirdik mi? Çalışmamız bitmiş oluyor. Geriye boyama kaldı. Boyamayı size bırakıyorum. Boyama konusunda özgürsünüz. İster akrilik boya, isterseniz de peçeli boyalarla çalışmanızı boyayabilirsiniz. İşte maymunuz. Nasıl hareket ettiğini göstereyim şimdi.